ortamı. Sizin doğru anlayacak, bütün olacaktı. Kaynaşmış durumda. Evet öyle yapın dedi. Evet şekilde. Böyle istedi. Evet, sapıyla bu şekilde istedi. Öyle olabilir. O benim tabağım. Bu senin biz tabağın. Evet benim tabağım. Evet. Yağmur'unki nerede? Anlatayım. Bana bir saniye lütfen. Yağmur, hani Aysu'nun tabağında sapı? Bütün ıspanak gösterebilir bak, misiniz? Gerçekten gibi senden İyice karışmış, iyice karman çorman. Dinliyorum Nurten teyzeciğim seni. Elmişler yani. Evet sapları kalacak çünkü. Sebzen giri. Bir ya saniye, bir saniye. Sebzenin diriliğine takılma. Yani takılma derken evet takılacağın tek şey o. Çünkü saplarıyla bütün olarak koyduk ıspanak. Tamam. Peki Aysu'nun tabağında hani bana gösterebilir misiniz? Bütün. Hani ben burada ıspanak göremiyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Gel gel. Püre seni ıspanakla getirmiş. Tanıştıracağım. Hepinizinkinin üstünde ıspanakları var. Tamam mı? Ne oluyor? Ispanak doğranıyor, karıştırılıyor. Ne yapılıyor? Koyuluyor. Seninkinin sapı gelmiştir. Muhtemelen Aysu'nun da vardır, bana gelmemiştir. Tabii öyle de var. Lezzet, ikisinin arasında kaldım. 4-5 yaptım. Hiç ben kaldım. Kafama göre Nurten teyzeciğim. Çok geçecek olan bütün şeylerde söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bakar mısınız? Milföyler dipdiri duruyor. Çok özür şimdi diliyorum. Şimdi ben bir şey demek istiyorum. Hiçbir pişmemiş anne, lütfen. Hiç tamam bunu bütün kayan aileden. Biz ilk önce Yağnur, kaldık ikimiz. Senin gelinin en son kaldı. Yağnur bir saniye. Değildir. Lezzet. Ay, çok haklısınız. Özlü sözler. Yağnur. Ben Nurten Kuşatan. Ben de Yağmur İşçiler. Memnun oldum. Memnun oldum. Ben burada asla kötü yemeğe yüksek puan vermem. Bir. Ben çok izledim sizi. İkincisi. Çok izledim. Dün, çok güzel izlemişsin evet. Belli. Dün 5 puanı verdim. Teritti, ıslanması gerekiyordu. En ıslak seninkiydi verdim. Ama ıslanmayı biz yapmadığımız halde verdim. Ama bugün lezzet denen bir şey yok. Ben Seda geldi ilk günde dedim. Bana böyle yükseldi dedim ki Seda gözüm üstünde dedim. Ve benden yüksek puan alamadı. Ama kendileri gitti. Yağmurcum. Seni cezalandırıyorum. Çok korktum. Benden sonra lütfen. Sana yüksek Nurten puan teyze. Yok. Helal ne olsun. Olur. Evet, 3 kayınvalidemiz de tadımlarını yaptılar, puanlarını kullandılar. Geriye bir tek kayınvalide Nilgün kaldı. En son Nilgün'le tadıma gideceğiz. Ama önce ne yapacağız? Haftanın ikinci gününde konuşacak o kadar çok şey var ki. Tabii ki kritik zamanı... Ben şu anda gerçekten inanamıyorum anneciğim. Ben senin oğlan torununa kayınpederimin yetmedi kaynımın ismini koydum. Koydun sağ ol. Allah kız veliaht olur mu anneciğim? Demek ki ben bunları yapmakla hiçbir yere gelmemişim. Benim bu itirafım yalandı. Bir Ramzı'nı yoklamak içindi. Bir saniye. Ben akıllıyım der ama ben ondan daha akıllıyım Seda Hanım. Ekran başındaki değerli izleyicilerim, gördüğünüz 4 gelinim de onlar gelinim mutfaktanın prensesleri. Bir ay boyunca yarışacaklar. Bir ay boyunca eleme yok. Hedefe gidecekler. Hedef nedir? 20 bileziği birden bir gelin alacak. Nasıl alacak? En çok gün içerisinde çeyrek altını kazanıp en çok altın biriktiren gelin... Aynı zamanda 20 bileziğin sahibi olmuş olacak. Çok adil bir yarışma. Herkes kabul etti ve canla başla çalışıyorlar. Şimdi final serisinin ikinci gününde ortalık yine fena karıştı. Nilgün Hanım'ın Nurten Hanım ve gelinle yaptığı benzetme bakın nasıl bir tartışmaya yol açmış. İzleyelim. Nurten Hanım sen diyorsun ya benim gelinim güçlü. Biz... Burada yarışırken siz bizi izliyordunuz. İnternetten, televizyondan. Siz yoktunuz ortada. Siz de evde otururken 6 ay kış boyunca gelinimi ve beni seyrettiniz. 2 senedir sen beni izliyorsun. Ben seni tanımıyorum. Hayatım sen benim gibi bu hafta gelmedin. Sen bir aydır burada yarışıyorsun. Enler değilsin sen. İzledin, sosyal medyadan takip ben etti. Ben takip etmedim seni. Televizyondan da takip etti. Senin gelinin sosyal medyadan belli ki benim gelinimi takip ediyor. Dün bir takım şeyler attı ortaya. Takip edebilir, çok güzel tamam, genç olan. Ama ben etmiyorum seni. Ediyorsunuz, ediyorsunuz. Hayır, bakın telefonumu getirttireyim, bakın Instagram'ıma. Telefonumu isterim buraya, Instagram'ıma girerim.
Takipte miyim değil miyim görürsünüz, mahcup olursunuz. Nurten Hanım, sen işini bilirsin, sahte hesaptan takip ediyorum. Benim sahte hesabım yok. Var, benim sahte hesabım yok. Ne bileceğim? Nurten. Evet. Ne oldu? Ya işte Nilgün Hanım, beni izliyordunuz. İşte biz daha hani eskiyiz, kıdemliyiz demeye getirdi aslında. Bir de iddia ediyor, siz beni sosyal medyadan takip ediyorsunuz diyor. Hayır Seda Hanım. Benim burada yalan söylemediğimi herkes bilir. Etsem ediyorum derim. Yani, ne var bunda? Şey olabilir yalnız mi? Yalnız da etmiyorum. Şey olabilir mi? Şimdi ederim ama. Fanım falan olabilir mi? Bazen öyle algılıyorlar ya mesela. Benim olabilir. Bir... Ona bir şey diyemem. Evet. Olabilir. Aysun Kuşatan diye 60-70 tane fan var. İşte onu söylüyorum acaba. Onu bilemem. Bence öyle bir şeydir. O, Nilgün'le sen bak o benim aklıma evet. gelmedi ama ben şahsım asla ne gelinini ne kendisi takip etmiyorum. Ha. Etmedim de. Etsem ettim derim. Ne tabii var bunda canım, yani? Ne var bunda? Yok diyor. Siz beni izlediniz. Takip et. Asıl takip edenler belli. Dün Yağnur gelinime laf attı. Çok özledim dedi. Tabii ki biz özleriz burayı. Sevdik. 6 ay evimizden çok vakit geçirdik. Ve gelinim hep söyler. Seda Hanım'la oynamayı özledim. Resimler attı. Seda Hanım'la olan resimleri fanları bile paylaştı. Hı. Sayfa sayfa. Seda Hanım'la beraber. Neye dayanarak söyledin tatlım? Şimdi şöyle Seda Hanım. Yok beni çağırsınlar diyor. Kim sizi çağırdı? Yağnur öyle dedi. Laf orada yarım kaldı. Siz değil. Yağnur da diyor ki o yüzden mi paylaştın beni geri çağırın diye diyor. Öyle bir şey yok. Olabilir. Niye olmasın? Olmayan şeyleri buraya lütfen. Yarışmaya gelen, benim en kabul buraya yarışmaya şey. Gelen ah tekrardan bizi çağırsalar da gelsek diyorlar Seda Hanım. Bütün isterse bir hafta kalsın yarışmacı. İsterse 6 ay kalsın. Bileziğine bakmıyor. Nilgün Hanım. Burada gelip bu havayı alan insan tekrardan buranın havasını almak Nilgün istiyor. Hanım. Ben onu söylemeye çalıştım. Ama bunun açıklamasını yaptık. Ekran başındaki izleyicilerimize belki kaçırmış olanlar olabilir. Tekrar etmek istiyorum. Nurten Hanım'ın ve Aysu'nun tekrar burada olma nedeni biz Gelin Mutfak'ta izleyicileriyle anket yaptık. Bu anketten birinci olarak Nurten Hanım ve Aysun çıktı. Çok dolayısıyla biz de Gelin Mutfak'ta izleyicilerinin sesine o kulak verdik ve şey. O yüzden buradalar. O farklı aynen, bir şey. Şimdi Nurten Hanım olmasa başka bir kişi olmuş olsaydı onlar da koştura koştura gelir. Gelinir tabii. Burası gelinmeyecek bir yer ama değil bak, ki. Ama bak ben her onu demeye getiriyorum. Bir beş bilezik. 6 ay yapmışım ben burada. Sen burada 2 sene kalsan dahi yine yarışırsın. Yarışırım. Ben çünkü gördüm öyle. Bunda problem yok. Seda Hanım. Ona bir itirazı şey yok. Aynı şey diyorsunuz Nurten'in aslında. İtirazı yok ona. Evet. Pardon yok. Bir söz hakkı istemeden ne olur. Seda. Şimdi söyle yavrum. Aslında aynı şeyi söylüyor ikisi de ama birbirleriyle böyle çatıştıkları için anlamamışsınız birbirinizi. Hayır takip diyor ki. Takip ediyor diyor. Ben de siz bizi takip ediyorsunuz dedim. Peki kayınvalideler odasında kazan iyice fokur diyor. Tabii ki fokur diyecek. İşte burada her gün vereceğim çeyreklerim var. Ay düşmüş çeyrekleri. Ay şuralara koyayım. İyi bakın i̇şte Seda Hanım onlara. Gördüğünüz gibi çeyreklerim var ve ay sonunda vereceğim 20 tane tam 40 bin TL değerinde bileziklerim var. Tabii ki fokur diyecek. Nilgün Hanım'ın yaptığı müthiş itiraf bakın ağızları nasıl da açık bırakmış. İzleyelim mi? Eşimle karar verdik. Küçük oğlum futbolcu benim. Hı hı. Yakında bırakır herhalde büyük ihtimalle. Onu artık babasınınla beraber ortak olmasını istiyorum. Abisi başka iş yapsın. Ay veyahut ne güzel. Ona karşı bir rakip olsun. Emre'nin bir kızı var. Yade adında. 3 yaşında aynı ben. Allah ciddi Allah. Misin? Aynı ben. Huyla.